Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere yine harika bir tatlı ile geldim. Çok hafif, çok lezzetli, harika bir yaz tatlısı. Kızarmış, cevizli, şeftali tatlısı. Umarım beğenirsiniz. Çok hafif oluyor bu tatlı. Hemen bu tatlımızı hazırlama aşamasına geçelim. Hep birlikte öğrenelim. Kızarmış şeftali tatlımız için 3 adet şeftalimiz var benim burada. Bunları ortalarından ikiye keseceğim. Şu şekilde. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Daha sonra kabuklarını da soyacağım. İlk önce çekirdeklerini çıkaralım. İstediğiniz kadar şeftalden hazırlayabilirsiniz. Ben 3 adet hazırlıyorum. Bu şekilde. Çekirdeklerini çıkarma aşamamız şimdi bitti. Şimdi kabuklarını şöyle biraz soyalım. Kabuklu da yapabilirsiniz ama ben soymayı tercih ediyorum. Tüylü tüylü bunları sevmiyorum. Kabuklarını bu şekilde soyalım hepsinin. Çok hafif bir yaz tatlısı, şeftali tatlısı. Evet, şeftalilerimizin kabuklarını soydum. İstediğiniz kadar şeftali ile yapabilirsiniz. Şimdi bu şeftalileri kızartacağım. Kabukları çekelim. Şöyle bir şeftalileri kızartacağım. Çok hafif bir yağ ile yağladım. Şimdi üzerine şeftalileri dizeceğim. Şeftalileri dizdim. Yüz ters olarak kapattım. Çizgili çizgili olacak. Kızaracak uçları. Sonra ters çevireceğim. Evet, şeftalilerimin tek taraflarını kızarttım. Biraz da alt taraflarını tutacağım ocakta. Daha sonra bir tabağa alacağım. Evet. Şeftaliler şu anda tabağa çıktı. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Sıcak çünkü. Onlar soğurken biz de içine dolduracağımız malzemeleri hazırlayalım. Krem şanti dolduracağız. Çırpalım krem şantimizi. Evet, kızarmış şeftalileri şöyle kenara çekelim. Şimdi sıra geldi şantisini hazırlamaya. İçine dolduracağımız şöyle bir su bardağı dolusu soğuk süt döküyorum. Üzerine bir paket toz krem şantimiz var. Onu döküyorum. Blender'da şimdi çırpacağım. Ha, buraya döktüğümüz krem şantiyi çırpıyoruz bir blender ile. Krem şantimizi çırptık. Kalıp gibi oldu şu anda. Gördüğünüz gibi. Krem şantiyi şimdi bir 10 dakika dolaba koyalım. İyice donsun. Şeftaliler de koyalım. Hiçbir sıcaklık kalmasın. Daha sonra içlerini dolduracağız. Krem şantimizi poşete koyacağım. Çıkması kolay olsun diye. Şöyle poşetimizin içine dolduralım. Hepsini doldurduk. Şöyle poşetimize koyduk krem şantimizi. Şöyle poşetimizin ucunu keselim. Bu şekilde buradan kestik. Şimdi krem şantimizi kızarmış şeftalilerin üzerine döküyoruz.
Şöyle. Bu şekilde üzerlerine doğrayacağız. Evet, krem şantileri üzerlerine koyduk. Şimdi ne yapalım? Ceviz ile süsleyelim. Bol bol ceviz koyuyoruz. Çok hafif, harika bir yaz tatlısı yaptık. Çabucak hazırlanan kızarmış şeftali tatlısı yaptık. Krem şantili, bol cevizli. Şimdi de üzerine çok az miktarda biraz şöyle birazcık bal döküyorum. Bal da tadına tat katacak, lezzetine lezzet katacak. Bu şekilde biraz üzerlerine baldan döktürüyorum. Çok fazla değil, bir kaşık bal erittim ben burada. Onu hepsini üzerine azar azar döküyorum. Süper oldu. Paylaştırdım hepsinin üzerine balları da. Evet. Evet. Çabucak hazırlanan bir yaz tatlısı olan kızarmış şeftali tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi süper oldu. Çok da değişik bir tatlı. Oldukça da lezzetli bir tatlı. Hafif şeftali ekşimsi var içerisinde. Kaymak da koyabilirsiniz. Ben krem şanti koydum ama kaymak da koyabilirsiniz. Koyduk. Üzerine ceviz serptik. Baldan biraz da döktük. Oldukça da lezzetli bir tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir tatlı tarifimi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşça kalın, afiyetle kalın.